Herkese merhabalar. Roket serimize devam ediyoruz. Bugün kısaca motorlardan bahsedeceğiz. Roket motoru deyince aklımıza 3 çeşit motor geliyor. Katı, hibrit ve sıvı yakıt. Ancak bizim FIA yarışmalarında sadece katı roket motoruna izin verilmekte. Motorları sınıflara ayrılıyor modelcilikte. En düşüğü 30 gram itkiye sahipken en güçlü amatör motorun İtkisi 4 tonun üzerinde. A motorla başlayacak olursak 1,26 ile 2,5 arasında görüyoruz. Sonra B'de 5'e, C'de 10'a, D'de 20'ye şeklinde gidiyor. Bu sırada T'ye kadar var ama O motor yani 40.960 Nm amatör roketçilikte izin verilen en büyük motor. Bir model roket yarışmasına katıldığınızda FIA'nın bir katıldığınız klasa göre örneğin B klas bir yarışmaya katılıyorsanız eğer yarışmada da aksine bir madde yoksa 2 adet A motor koyabilirsiniz roketinize ya da 4 adet C motor A motor koyup C klasmanı yapabilirsiniz. Bu 8, 16, 32, 64, 128 gibi devam etmekte. Ya da tam tersine diyelim S1F motor yarışmasına katılacaksanız F motor 80 Nm'a kadar oysa piyasada D motor bulduğunuzu düşünelim. 4 tane D motor alıp bunları cluster yaparsanız bu da mümkün ancak 4 motorun aynı anda ateşlemesi konusunda size bayağı test yapmak düşecek. Bu tablodan da göreceğimiz gibi her iki çizgi 2,5 Nm'a karşılık geliyor. B'ye geldiğimizde 4 tane, C'ye geldiğimizde 8, D'ye geldiğimizde 16, 32 şeklinde devam etmekte. Modern roket motorları A'dan O'ya kadar amatör roketçilikte kullanılıyor demiştik. Bunlar da 3 alt sınıfa ayrılıyor. Bunların birincisi alçak güç dediğimiz low power roketri. Burada minimum 30 gram dediğimiz 0,31 Newton ya da 31,8 gram itkiye sahip olan A'nın 8'de bir motordan 20 Newton'a kadar olan D motorları anlıyoruz. Bu motorlar için herhangi bir sınırlama olmadan istediğiniz yerde fırlatmanız mümkün. Tabii tehlikeye düşürmemek kaydıyla. Orta güç roketçiliğe geldiğimizde E'nin başlangıcı olan 20 Newton'dan G'nin sonu olan 160 Newton'a kadar tüm dünyada özel izin gerekmeksizin kullanılıyor. Tabii daha geniş alanlarda da sorumluluğunu farkında olarak katılmak, fırlatmaları, etkinlikleri yapmak şart. Yüksek güç rokete geldiğimizde ise pardon, H'den başlıyor, high power'dan de orada düşünebilirsiniz. O'ya kadar devam ediyor ancak bunlar da 3 ayrı seviyeye ayrılmış. Level 1 dediğimiz H ve I motorları ya da 160 Newton'dan 640 Newton'a kadar olan motorları anlıyoruz. Level 2'de J, K, L motorlar ya da 640 Newton'dan 5120 Newton'a kadar olan motorlar söz konusu. Yüksek güç 3. seviyede ise 5120 Newton'dan başlayıp 40.960 Newton'a kadar motorlar kullanılmakta. Bu tüm dünyada özel izinle sertifika sınavına girip bunun lisansını alarak uçurma hakkı kazanıyorsunuz. Motor gövdelerinin çapları da bir çeşit standart içinde en küçük motor 10 mm çapında sahip. FIA yarışmalarında da 10 milimden daha küçük motorlara izin verilmiyor. 13, 18, 24, 29 gibi devam ediyor. Orta güç yarışmalarında daha çok 24 ve 29 milimlik motorlar tercih ediliyor. Standartlar imperial ölçü sistemine göre metreye dönüşürken böyle minik minik sayı farklılıkları oluşabilir. O yüzden her kullanmayı düşündüğünüz motorun üretici web sayfasından teknik resimlerini indirmek ve 1-2 milim de olsa daha büyük bir toleransla çalışmakta fayda var.
Motorların üzerinde 3 grup yazı görüyoruz. Bunlar birincisi sınıfı belirtiyor. Harf olarak yazan burada C. 6 saniyede ittiği yani anlık itki miktarı ortalama olarak. Tire 5 ise 5 saniye sonra paraşüt açmak için şarj yapılacağını, karabiberi ateşleyeceğini gösteriyor. Burada C motor için biliyorsunuz 5 ila 10 Newton arasında birim Newton, ama biz bunu zamanla çarparsak yani 6 diyelim 1,5 saniye çalışacak. O zaman ne olur? 6 çarpı 1,5 9 Newton saniye gibi bir sayı elde ederiz. Yani ortalama itkinin birimi Newton, süre saniye. İkisini çarptığımız zaman 9 Newton saniye buluyoruz ki bu da C sınıfına karşılık geliyor. Orta güç yarışmalarında genellikle 24 veya 29 milim motorların kullanıldığını söylemiştik. Ayrıca hassas zamanlama yapmak gerektiği için bu motorlarda elektronik devre ile paraşütlaşma tercih edilmekte. Bu nedenle gecikme iptal edilmeli ya da çoğu motorda zaten gecikme bulunmuyor. Burada süre yerine TRP plak harfini göreceksiniz. Roket motorlarının değişik malzemelerden fenolik, karton, alüminyum gibi malzemelerden kılıflarının olduğunu görüyoruz. Ancak FIA yarışmalarında metal kılıflı motorların kullanımı yasak. Kağıt ya da fenolik tarzı tek kullanımlık motorlar kullanmamız gerekmekte. Modern roketçiliğimizin yaygınlaşması için destekleriniz ve katılımlarınız fark yaratacaktır. Bu zevkli spora gönül verenler sayesinde modern roketçiliğimizin gelişmesini temenni ediyoruz. Hobisini mesleğe çeviren gençlerimiz sayesinde Türk gençliğine, Türk roketçiliğine katkıda bulunmak bizleri ayrıca heyecanlandırmakta. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.